Ayşe Hanım'ı tanıyalım. Evet, Ayşe Hanım, Cihan Bey'in eşi. Sağ olsun bizi kırmadı. Evde annelerimizin yaptığı. Bunun ismini anlatır mısınız Ayşe Hanım'ı? Yufka gözlemesi. Yufka. Evet. Kuru yufka mısın? Yaptığımız saçma. Evet. Yufka yaptığımız yufkanın. Hazır vaziyette hazırlıyoruz, biz bunu kenarda bekletiyoruz. Evet. İstediğimiz zaman çok pratik bir şekilde yapıyoruz. Çok güzel, çok. Ramazan'da hazırlanan yufka. Ramazan'da hazırlıyoruz, biz bunu kenara yaparız. 200-300 tane yeter, kenara koyarız. Sütlü gözleme diyorsunuz, öyle mi buna? Sütlü gözlememiz. Çok içeri satıyoruz. Tazeliğini hiç kaybetmiyor. Evet. İster bir sene bekleyebiliyormuş. Koyabilirsin. Aynen. Evet. İsteğe göre işte böyle istediğimiz kadar serdiriyoruz. Evet. Doğru gibi yapar ya annelerimiz. Evet. Kıtma deriz Anadolu'da. Evet, evet. Onu böyle yapıyorlar. Aralarına ceviz, üstüne pekmez veya ağda. Evet. Sıcaktır Ayşe. Aman sıcak. Şöyle yapalım. Şekerli süt mü oluyor? Şeker koydu. Arzu ettiğiniz kıvamda ayarlıyorsunuz. Evet. Kaşıcık şeker koydum, çorba kaşığı. Tabii bu yapacağınız miktara göre değişiyor. Tabii. Sen sıcak olursa daha güzel. Değil mi? Sıcak. Su var, sıcak. İsteğe göre tarçını da koyuyoruz. Zihin yorgunluğuna çok iyi geliyormuş. Yaptıktan sonra biz de dinlenme üzerini kapatıyoruz tepsiyle. Dinlenmeyi alıyoruz. Daha sonra da servis ediyoruz. Nerede görüşürüz? Tarına bakacağız. Fakat o nüfus bir şey oldu. Ya piyasaya süremiyor zaten. Gerçekten çok hafif, çok sağlıklı bir tatlı. Sütlü gözleme.